Ya eyyühen nebiyyo, ey peygamber, cahidil kuffara vel münafikin, kafirler ve münafıklarla cihad et. Kafir belli. Münafık neydi? Efendim? İki yüzlü. Müslüman gözüküyor ama Müslüman değil. Kafirle mücadele kolay da münafıkla zor. Münafığın münafık olduğunu en yakın dostuna bile anlatamazsın. Çünkü hemen savunmaya geçer. Ya öyle deme kardeşim, işte beraber camiye gidiyoruz, namaz kılıyoruz falan filan, bütün birçok şeyler söylerler. O çok zor bir şey tabii. Onun için onlarla mücadelenin en kestirme tarafı Allah'ın ayetleri üzerinde durmak ve o ayetlerin gösterdiği yoldan hiç ayrılmamaktır. Siz ayetlerin gösterdiği yoldan ayrılmazsanız onlar ciddi manada sıkıntıya girerler ve kendilerini belli etmeye başlarlar. وَغْلُضَ عَلَيْهِمْ, onlara karşı galiz ol. Şimdi bu galiz kelimesi burada ne mana vermişler? Sert davran diyor. Şimdi sert davranmak mı acaba? Bir taraftan da Allah-u Teala ne diyor? Ali İmran 159'a bir bakalım. Yani ayetlere mana verirken ayetler arası ilişkiye dikkat etmek lazım. Çünkü bir kelimenin çok değişik anlamları vardır. Bak, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ, Allah'ın sana ikramı sebebiyle onlara karşı yumuşak davrandı. Onlar kim? İşte kafirler, münafıklar, müşrikler hepsi. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ, eğer kaba, çekilmez bir insan, katı kalpli olsaydın etrafından dağılırlar. O zaman onlara karşı galiz ol sözü bu manada olmaz. Çünkü yumuşak davranmak başka, galiz olmak başka. Peki galiz olmanın manası nedir? Onun manasını da yine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de veriyor. Kur'an öyle bir kitap ki sözlük olarak da hiç kimseye ihtiyaç bırakmıyor. Önemli kelimelerin manasını kendisi veriyor. Başka kimseye fırsat yok. Fetih suresinin son ayetini bize anlat açın. 516. sayfa. Bir dakika şimdi bir okuyayım, ondan sonra ona bakarız. Şimdi bu galiz kelimesinin manası burada ne? Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın elçisidir. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ, onunla birlikte olanlar kafirlere karşı şedid, kendi aralarında merhametlidirler. Kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا, onu rükû ve secde, onları rükû ve secde yaparken görürsün, Allah'ın fazlını ve rızasını arıyorlar. Allah'ın ikramını ve rızasını ararlar. سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُودِ, simaları
yüzlerinden bellidir. Yani kendilerini ayıran alamet farikaları, simgeleri secde izinden dolayı. ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ Tevrat'ta bunların örneği bu şekilde anlatılmıştır. وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ İncil'de de şöyle anlatılır. كَزَرْعِنْ اَخْرَجَ شَطْأَهُ Bir bitki ki filizini çıkarmış. فَاَذَرَهُ Ve onu kuvvetlendirmiş. فَاسْتَغْلَضَ Kalınlaşmış, galizleşmiş. فَاسْتَوَ عَلَى سُوْقِهِ Ve safı üzerinde duruyor. Bu müminlerin vasfı. Yani kendi ayakları üzerinde duracak derecede sağlam. Buradaki galizden maksat, yani çünkü galiz kelimesi kalın anlamına geliyor. Galizal kalp kelimesi farklı. Galiz kelimesi farklı. Yani sağlam, ayakları üzerinde duran, sarsılmayan bir yapıda. Onun için onlara karşı galiz ol. Tabi yani sarsılmayacaksın, ayakların üzerinde duracaksın. İradeli. Misakın galiz, evet, sağlam. Yani sağlam duracaksın, ayakların üzerinde. Sarsılmayacaksın, tavizsiz olacaksın. Onun için gavlul aleyhim. Çünkü küçücük bir taviz, bütün kafirler peygamberden en küçük bir taviz bekliyorlar. Hani lekad kitte terkan ileyhim şey'en kalila. Birazcık onlara doğru meyledecek gibi olmuştun diyor Allah. İden lettehadûke kalila. Öyle bir şey yapsaydın seni dost edinecekler. Yani küçücük bir taviz verseniz sizi dost edinecekler. İşte o yok. Yani kendine güvenen, sağlam bir şekilde ayakta duran, böyle sapı üzerinde sağlam duran bir şekilde. Yoksa mesela vecadilhum billeti ahsen diyor. وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِيَ اَحْسَنِ Ehli kitapla en güzel mücadelenin dışında bir mücadele vermeyin. Sonra peygamber Musa aleyhisselama Cenab-ı Hak ve Harun aleyhi وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا İkiniz ona yumuşak söz söyleyin diye emretmiş. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُوا اَوْ يَخْشَى Yani ya aklı başına gelir ya da korkar. Şimdi onları kaçırmadan kabalık yok ama mesajı doğru vermek var, ayakları üzerinde durmak ve sarsılmamak var. Şimdi siz sağlam bir şekilde durur, sarsılmazsanız, mesajı doğru verirseniz, karşı taraf bunu kabalık olarak da nitelendirir. Bu normal.